Evet, Fenerbahçe gazetelerini de bu şekilde noktalayalım. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi işlemişken Suat Umurhan'la birlikte de bu takımların detaylarını konuşalım, karşılaşmalarının. Hoş geldin Suat, nasılsın bugün? Teşekkür ederim, günaydın. İyiyim Demet, sen nasılsın? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Galatasaray'la başlayalım istersen. Şampiyonluğa çok yakın bir Galatasaray var. Kupayı böyle eliyle hafif de tutmuş gibi gözüküyor. Artık kayıp vermek istemeyen bir Galatasaray. Ve bugün İstanbulspor okozlarını paylaşacak. İstanbulspor da aynı şekilde düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor ve son 5 maçtır da kaybetmeyen bir takım. Bu iki takımın karşılaşmasından beklentilerin nelerdir senin? Şimdi İstanbulspor'un evet çıkışı var hani Galatasaray bir yana ve İstanbulspor'un hani ben biraz kötü polislik oynayayım, kötünün avukatını yapayım. Fenerbahçe'den puan aldığını yakın zamanda unutmayalım. Hem de böyle çok spektaküler bir işte öne geçerek 3-3'ü son anda Fenerbahçe'yi kurtardı. Böyle bir durum. O yüzden İstanbulspor hem gergin hem daha rahat olan taraf. Çünkü sahada ortaya koyacakları performans ne olursa olsun alkış alacak bir takım. O yüzden de Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım. Galatasaray cephesinden baktığımızda İstanbulspor'un yarı sahasına kapanacağı ve bütün maç hakimiyetinin Galatasaray'da olacağı bir karşılaşma. Özellikle ilk 20-25 dakikada taraftar da Galatasaray ağırlıklı olacak. 12 bin seyircinin Galatasaraylı olması bekleniyor. Ona göre bilet satıldı. Bir baskıyla başlayacaktır. Burada önemli olan Galatasaray açısından maçı bir an önce koparıp biraz daha farkı açıp rahata ermektir. Çünkü İstanbulspor'a baktığımızda kanat akımlarını çok iyi yöneten Fatih Tekke'nin gelişiyle beraber birbirine orta sahada ve savunmada o birlikteliği, o yakınlaşmayı kurup kanat hücumlarını hızlı ataklarla çıkaran ve en uçta da Eze'yi çok net bir şekilde kullanıp ligde böyle fark yaratan bir takım. O yüzden Galatasaray'ın biraz bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Galatasaray'ın dikkat etmesi gerekiyor dedin. Sence bir önceki karşılaşmayla da biraz kıyaslarsak, Başakşehir maçındaki eksikleri de göz önünde bulundurursak hangi alanlarda İstanbulspor'a karşı daha dikkatli olmalı sence? Şimdi bir tarafta Boye cezalı, onun yerine Dubois oynayacak. Diğer tarafta Kazım Can oynayacak. Bu ikilinin bence asıl kritik nokta. Şimdi hemen karşılarında diğer taraf, yani solda Etemi oynuyor. Sağ tarafta da Lokilo oynaması muhtemel 11'de. Buradan bakınca ikisinin de hızlı ve ön tarafa doğru ani deparlar atıp Eze'ye böyle hemen ara pası çıkartabildikleri bir opsiyon var. Buralarda biraz dikkat etmek lazım. Belki orada Torreira'ya çok iş düşecektir. Çünkü geriye takibi hep yapması gerekiyor. Zaman zaman belki iki stoperin arasında geri koşu yapması lazım. Öyle bir maç oynayacaktır Galatasaray ama tabii diğer tarafta maçı erken kopartıp oyunun da hakimiyetini, yani top kullanımını daha net şekilde yapması halinde Galatasaray bu maçı kazanacaktır. Çünkü Başakşehir'le çok farklı bir takım. O maçın gerginliğini de üstünden atan Galatasaray'ın ben rahat bir şekilde bu işi götüreceğini düşünüyorum ama elbette ki hani o tehlikeler, o alarm anlarında yapılacak hamleler, o geri koşuları, o alan kapatmaları Galatasaray'ın gol yemesine de engel olur. Peki son iki maçtır da orta alandaki aslında bazı hatalardan da bahsediyoruz. Oyuncuların düşen performansından. Ve Mertens, Sergio Oliveira özellikle bu ikilinin performansı biraz düştü. Acaba Zaniolo'yu o bölgede oynatma ihtimalini düşünür müsün sen? Düşünmem. Çünkü muhtemelen 11'i bozmayacaktır. Geçen hafta asıl o kuşku vardı kafamızda Başakşehir karşısında. Çünkü hem Oliveira hem Mertens kötü bir dönem geçiriyordu. O zaman bile Zaniolo'yu kullanmayan Okan Buruk bu sefer de kullanmayacak. Galatasaray bir tek Boye yerine Dubois ile sahada olacak, geçen haftaya göre farklı. Yani burada da şunun altını çizelim. Bu iki saydığımız isim hem Oliveira hem Mertens sezon başından beri takımı sürükleyen oyuncular. Ama Galatasaray ne zaman ki savunma güvenliğini ön plana çıkarması gerekiyor, daha defansif bir anlayışa dönmesi gerekiyor. İşte bu ikili orada tabiri caizse patlıyor. Geriye koşulları yetersiz kalıyor. Savunma deneyimleri, savunma bilgileri biraz zayıf kalıyor. Çünkü ikisi de daha çok hücumu düşünen, zaten Mertens söyledi, Oliveira da asist, pozisyon hazırlayıcısı olarak rol aldığı için o 8 numaranın geriye katkısını çok sağlayamıyor. Bu İstanbulspor maçı sanki bu ikilinin de biraz daha
nefes alacağı, daha rahat top kullanacağı bir maç olacaktır. Peki sen de söyledin az önce, Sacha Boey'un yerine Leo Duban'ın oynama ihtimali bugün çok yüksek gözüküyor. Şimdi Sacha Boey düşününce hem gol katkısı veren hem de savunma anlamında iyi performans gösteren bir oyuncu. Leo Duba'dan bugün bir Sacha Boey etkisi gelmesini beklemeli miyiz? Herkes istiyordur muhtemelen. Evet. Ama çok farklı karakterler. Duba biraz daha savunma güvenliğini ön planda tutabilen bir oyuncu. Diğer tarafta Boey deparı olsun, driplingleri ve ani çıkışlarıyla bir anda rakip savunmanın sağ tarafına out corner çizgisine doğru giden bir oyuncu. O yüzden de çok aynı niteliklerde değil. O katkıyı bekleyemeyiz. Hatta bence Okan Buruk bu maçta çok fazla da Dubois'dan o katkıyı istemeyecektir taktik olarak. Çünkü İstanbulspor Fenerbahçe maçını hatırlayalım. Orada savunma arkasına Fenerbahçe'nin özellikle gol için çıktığı anlarda hem Etemi hem de diğer oyuncuların kanat çizgilerine doğru yönelmesi ve açılarak Eze'yi boşaltmasıyla birlikte pozisyon olarak çok sıkıntı yaratmıştı. Biraz bunlara önlemli bir maçta sanki Dubois daha yerine oturacaktır. Peki haftanın bir diğer karşılaşmasını konuşalım. Dev mücadele var. Fenerbahçe Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Şimdi Fenerbahçe'nin bir saha avantajı var ama son haftalardaki taraftarın da biraz aslında sistemi dolayısıyla bu avantaj aslında çok da yüksek değil gibi düşünebilir miyiz sence? Kesinlikle sana katılıyorum. Çünkü burada belki deplasmanda olsaydı maç Fenerbahçe yani teknik heyetinin de oyuncuların da kafası daha rahat olacaktı. Çünkü Fenerbahçe şu sıra taraftarıyla o bağ kopmuş gözüküyor. Yani elbette ki Fenerbahçe'nin değil, Fenerbahçe teknik direktörünün bağı kopmuş gibi gözüküyor. Burada bir yani önce de Galatasaray'ın maçı olduğunu düşünürse şimdi iki taraflı. Olur da Galatasaray bu akşam puan kaybederse o maç bir şölen havasında olur. Fenerbahçe taraftarının ne kadar katkı yapacağına kimse inanamaz yani. O atmosfere büründür. Ama işte bir de işin diğer boyutu %0'lık boyutu var. %100 katkı değil, %0. Galatasaray olur da kazanır. Bir engeli daha aşarsa Fenerbahçe için Trabzonspor maçı çok daha tehlikeli bir hale gelir. Taraftarın o tepkisi bir, teknik direktör Jesus, iki, yönetim ve üç, bazı net oyunculara yönelir. Onların yaptığı en ufak bir top kaybı, en ufak bir pas hatası o tribünlerde uğultuların ve tepkilerin yükselmesine sebep olur. Asıl sıkıntı belki de bu olacaktır. Peki bir tek sen Giresunspor karşısındaki Fenerbahçe'ye baktığımızda oyuncuların isteksizliğinden, motivasyonsuzluğundan çok fazla bahsetmiştik. Geçtiğimiz haftada aslında Galatasaray'la puan farkı daha da azdı. Buna rağmen bu isteksizlik çok fazla tartışıldı. Şimdi bu hafta daha yüksek bir motivasyon beklemeli miyiz? Puan farkı açıldı ama yine tabii ki ihtimal var. Giresunspor maçı eğer Kadıköy'de oynansaydı, biz o maçın ardından yaşanacakları tepki olarak elbette ki oyuncuları ben düşünemiyorum bile. O yüzden Fenerbahçe taraftarının hani burasına kadar geldi derler ya biraz o noktada. O yüzden de belki de yani oyuncular da artık en azından mücadele olarak bir kendilerini göstermeleri gereken bir karşılaşma. Trabzonspor çok büyük bir takım ama şampiyonluğun uzağında daha yeni kurulmaya çalışan yeni bir planlamanın takımı. O yüzden Fenerbahçeli oyuncular kendi taraftarları önünde bari yani ellerinden geleni yapsınlar. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bazı oyuncular yani sayalım Mert Hakan, İrfan Can başta olmak üzere bu isimlere büyük tepki var. Bunlar da sonrasında Jesus'a yönelir. O yüzden bu isteksizlik ki niye var o da ayrıca tartışılması gereken bir durum. Yani Giresun'da öne geçmişsiniz. Giresunspor'un sizi öyle ablukaya alacak oyunu böyle pas oyununa çevirecek bir durumu yok. Siz maçı koparacağınız yerde tamamen bir tane pozisyondan gol yiyip ve sonrasında da işi toparlayamıyorsunuz. Asıl sıkıntı buydu. Ben biraz daha böyle toparlanıp deneyimli isimlerin başta yabancıların biraz daha kafaları rahat olur böyle işlerde. Daha iyi, daha maça katkılı bir oyun bekliyorum. Peki son olarak Jorge Jesus'tan beklediğin tercihleri sorayım. Zor bir soru ama belki ihtimal dahilinde olan isimler var. Tabii Arda'yı bekleyebiliriz. Belki Willian Arao geçtiğimiz maçta oynamamıştı. Bu karşılaşmada olabilir. Senin beklentilerin nelerdir? Birincisi Arda'sız bir Fenerbahçe olmaz. Artık Arda Güler'in olmadığı bir Fenerbahçe'yi bence hani biz zaten düşünmüyoruz da
umarım Jorge Jesus da düşünmüyordur. Çünkü Arda'yı da çıkardığın zaman zaten ne pas yapacak, ne adam eksiltecek, ne sağa sola topu yönlendirecek bir oyuncu yok Fenerbahçe'de. Tek isim o konuda. Bir, Arda'nın olması lazım. Biraz önce yanılmıyorsam Fanatik'in haberiydi. Hem Batshuayi hem Valencia ikilisiyle planlama yapıldığını yazmışlardı. Kesinlikle evet. Olmalı. Yani artık kaybedecek bir şeyiniz yok. Sonuna kadar hücum, sonuna kadar pres, hiç durmayan bir orta saha düzeniyle bir an önce maçı koparıp taraftarla da arayı düzeltmek lazım. Peki Suat, çok teşekkür ederim yorumların için. Sana iyi günler diliyoruz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.